Kimi istiyorsam üst üste çıkarıyorum. Az süper futbolcu çıkardık. İçerideki en güzel futbolculardan biri geldi. Aha. Olacak iş değil. O kadar ihtimal düşüktü ki. Ama yine merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği'ne hoş geldiniz. 1100 e-futbol parasına sıfırdan kadro kurduğumuz serimizin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Bu serimizin ilk videosunda çok güzel bir hesap ortaya çıkmıştı. Zor bir şey yapıyoruz aslında. Sadece 11 tane top açmayla sıfırdan kadro kurmaya çalışıyoruz. Kötü bir kadro da ortaya çıkabilir. Örneğin birden fazla kaleci çıkarabiliriz ya da çok fazla defans futbolcusu da gelebilir. Gelen futbolcularla kadromuzu oluşturuyoruz. Sonra o kadroyla maça çıkıyoruz. Burada benim en çok korktuklarımdan birisi şu: kaleci konusu. Ya hiç kaleci gelmemesi, o durumda futbolculardan bir tanesini kaleye alacağız. Ya da birden fazla kaleci gelirse ikinci, üçüncü kalecileri ileride bir yerde oynatacağız. Yani savunmada, orta alanda, forvette. Ben istiyorum ki her bölgeye futbolcu çıkaralım. Sağ bekinden sağ açığına, forvetinden stoperine kadar herkes kendi bölgesinde oynasın. Birinci bölümümüzde öyle bir top açılımı olmuştu ki 11 tane futbolcunun 10'u kendi pozisyonunda oynuyordu. Sadece bir tanesi kendi pozisyonu dışındaydı. O da hücum futbolcusu olduğu için sol açıkta falan kullanmıştık. Sırıtmamıştı. Umarız yine güzel bir kadro ortaya çıkar. Güçlü bir kadro. Herkesinin kendi bölgesinde oynadığı bir kadro. Şu an ilk 11'imiz ve yedeklerimiz bomboş. Bunu bazen yorumlarda arkadaşlarımız soruyor. Bunu nasıl yapıyoruz diye. Şöyle yapıyoruz. Ben elime düşük seviyeli futbolcuları, kadroma düşük seviyeli futbolcuları yerleştiriyorum. Sonrasında onları siliyorum. Sildiğimde, serbest bıraktığımda kadromuz bu şekilde gözükmekte. Sonra oyun planına geldiğimizde örneğin bu şekliyle şurada sağ tarafta yeni oluştur demekte. Ona da tıklayayım. Oluştur dediğimde bu da artık bu şekilde oldu. Birden fazla boş oyun planlarını bu şekilde yapabiliyoruz. Ben şimdi diğer tarafa geleyim. Bölüm 2 kısmı. İkinci bölümümüzde ne kadar güzel, ne kadar uyumlu bir kadro oluşturabileceğiz. Sözleşme kısmına geldik. Burada birçok paket var arkadaşlar. Fakat şöyle bir durum var. Benim bir tane Player of the Week'ten top açma hakkım var. Fakat bu dahil değil bu konseptimize. Buradan gelen futbolcu kadromuzu almayacağız. Çünkü biz 1100 e-futbol parası harcayarak gelen 11 futbolcudan kadro kuruyoruz. Bizim tek şartımız bu. Bu serimizde buna dikkat ediyoruz. O yüzden şu Player of the Week ücretsiz top açma hakkını ben hemen kullanayım arkadaşlar. Gelen futbolcu hiçbir şekilde kadromuza dahil etmeyeceğiz. Bir de Ronaldo'yu tek atıyormuşuz ücretsizden. Şimdi bu bir aradan çıksın. Biz sonrasında 1100'ümüzü harcayacağız. Bir bakalım ama ücretsizi çok merak ettim. Kim gelecek? Cristiano Ronaldo'yu tek atar mıyız? 5 yıldızlı bir isim. 5 yıldızlı geliyor. Olmadı. Ama 1100 e-futbol parasına Ronaldo'yu çıkarabiliriz. Artık bu ismi aradan çıkardık. Şimdi biz bunu kadromuza dahil etmiyoruz. Sol açık Szoboszlai geldi. Bunu daha sonra deneyebiliriz aslında. Şimdi 1100 e-futbol parasına nerelerden paket açılımı yapabiliriz? Sıkıntı şu: birden fazla kaleci gelmemeli. Şurada bir tane kaleci yer alıyor. İçeriye doğru girelim. Biraz da güzel futbolcu da var aslında. Casemiro, Kunde, Barella, Goretzka. Bazı pozisyonlarda şişme var. Savunma mesela stoper sıkıntısı, bir tane stoper var. 2 tane sol bek var. Sağ beka bakıyoruz, yok. Ama kaleci bir tane Handanovic. Savunma anlamında sağ bek ve bir tane stoper eksik gibi. Player of the Week'ten açabiliriz. Buradan açarız. Sonra şu yandaki paketlerden açalım. 11 tane top açma hakkını kullanacağız. 1730 e-futbol paramız var. 630 e-futbol parasında bitecek. Şimdi ilk olarak Player of the Week'ten başlayalım. Ronaldo'yu çıkarabilir miyiz acaba? İçeriye baktığımız zaman Rice da işimize yarayabilir. Cristiano Ronaldo da. Düşük seviyeli isimler de var. 100 e-futbol parasını verdik. İlk gelen isim. Şimdi her pozisyona bir tane oyuncu çıkaralım. Aynı pozisyonlara çok fazla oyuncu gelmemeli. 4 yıldızlı futbolcu geldi. Bu çok kötü oldu. 17 numara formasıyla gelen isim stoper futbolcusu. Tamam, bir tane stoperimiz oldu. Yanına bir tane daha stoper çıkarmamız lazım. Şimdi bu e-futbol şampiyonşip tarafından devam edelim. İkinci futbolcumuz hangi bölgeye gelecek? Bir tane daha stoper ihtiyacımız var. Olur da 3 stoper olursa üçlü bir savunma hattına geçebiliriz. İtalya Ligi 5 yıldızlı. Yüksek seviyeli biri gelse... Barella geliyor. 23 numara formasıyla orta sahanın yüksek seviyeli isimlerinden birisini çıkardık. Çok da güzel oldu. Defansif orta sahada kullanırız. Ofansif orta sahada, göbekte, birçok yerde kullanabiliyoruz. Çok iyi bir futbolcu çıkardık. Yanılmıyorsam 97'ye kadar çıkıyordu bu kartı. Ben daha önceden 98'lik kartını çıkarmıştım. Şimdi bir de İngiltere'den açalım. Saint-Maximin gelse. Çok hızlı bir futbolcu. Çok seviyorum Saint-Maximin'le oynamayı. Üçüncü isim. Kevin De Bruyne de var içeride. Kulusevski var sağ açıkta. 5 yıldızlı geliyor. Hangi bölgeye gelecek? Kulusevski olması lazım. Tottenham'dan 21 numaralı formasıyla, az önce adını da almıştım, İçerideki en yüksek seviyeli isimlerden biri geldi. 98 mi oluyordu acaba? Çok yüksek seviyeye çıkıyordu kendisi. Sağ açık tamam. Göbek tamam. Stoper tamam. 8 tane daha pozisyon kaldı. Şimdi de İtalya'dan devam edelim. Buradan kim gelsin? Sol bek futbolcusu Hernandez gelebilir. Sağ bek Dumfries ve Zapata. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken bir isim. Gelse onunla oynamak isterim. Bir keresinde Zapata'ya sahip, bu kartına sahip bir arkadaşa denk geldim. Çok da güzel oynamıştı. O an dedim ki ya şu futbolcuyu ben de bir çıkarabilsem. Şimdi buradan top açma hakkımızı değerlendirelim. Dördüncü futbolcu. Hangi pozisyona gelecek? Bu çok kritik. Sağ açığa artık gelmesin. Gelirse de sol açıkta oynayabilecek bir futbolcu olsun. İtalya Ligi. Zaten hepsi İtalya Ligi'nde. 91 numaralı formasıyla Zapata mı acaba? Hiç formasına dikkat etmedik. Zapata geldi. Kimi istiyorsam üst üste çıkarıyorum. Az önce Kulusevski dedik geldi. Zapata dedik geldi. Zapata'yı başka nerelerde yüksek seviyeli oynatabiliyoruz? Sadece santraforda. Keşke GF'de de yüksek olabilseydi. Şimdi bir daha bize santrafor çıkmasın. Çıkarsa da kenarda oynatabileceğimiz adamlar olmalı. Santrafor, sağ açık, göbek ve stoper tamam. İspanya Ligi'nden ben iyi futbolcu çıkaramıyorum. İçeriye girelim. Daha önce açmıştık galiba. Bir tane. Yine de bir tane denesek mi? Kaleci var, stoper var. Sağ bek var. Yine buradan bir açalım. İhtiyacımız olan pozisyonlarda futbolcular var içeride. De yok da olabilir. Yüksek seviyeli bir göbek. Carvalho olabilir sağ bek. Şimdi elimizdeki pozisyonlara oyuncu çıkarmayalım. Sağ açığa gelmesin. 4 yıldızdı. Ben de nedense bir türlü ısınamadım şu İspanya paketine. Bari savunmaya gelsin. 23 numaralı forması. Kim bu isim? Sağ kanat futbolcusu geldi. Şimdi biz bu sağ kanatı nerede oynatabiliriz? Sağ bekte oynayamıyor. Orta alana çekebiliriz kendisini. Sağ açığa da alabiliriz duruma göre. Kulusevski'yi belki sola çekeriz. Aldı 6 tane top açma hakkımız. Bir daha İspanya'dan açmayalım arkadaşlar. Aslında düşükleri yavaştan çıkardık. Geriye biraz yüksekler kalıyor ama İtalya'dan devam edelim. Burası iyi oldu. Şimdi geriye doğru devam ettiğimizde şu Hernandez de gelirse mükemmel olur. Buranın en yüksek seviyeli ismi. 98 seviye görüyor kadromuzda. Hem de sol bek ihtiyacımız şu an çok var. 5 yıldızlı bir isim. Çok kritik. Gelen isim bizler için önemli. 4 numaralı formasıyla savunmaya isim geliyor. Bir tane stoperimiz vardı. Bu sefer ikinci stoperimiz oldu. Bu futbolcumuz Milenković. Sağ bekte de oynuyor. Gayet güzel. Gerekirse sağ beke de alırız. Stoperde de kullanırız. Böyle futbolcuları seviyorum. Birden fazla yerde oynayabilmekteler. İtalya Ligi yine fena geçmedi. Şimdi İngiltere'den devam edelim. İngiltere Ligi'nde Saliba'da sağ bekte zorlanırsak oynayabileceğimiz oyunculardan. Kaleci gelebilir. Saint-Maximin. Bu adamı da istedik ama burada Sancho da var aslında. Bakalım kim gelecek? Şimdi 2 tane kanat futbolcusu çıkardık. Az önce geldi sağ kanat İspanya'dan. Kulusevski'yi çıkardık. Şu an kanatlara çok ihtiyacımız yok. Orta alan, savunma, kale, 4 yıldızlı. 27 numaralı formasıyla düşük seviyeli isim geliyor üst üste. Sağ beki adam çıkardık. Olsun, az önceki stoperi stoperde kullanırız. Bunu da sağ bekte kullanırız. Sağ bek dışında sağ kanat, sol kanatta oynayabilir. Zorlanırsak sol beke de çekeriz. Bu da güzel oldu. Aslında işimize yarayacak bir futbolcu geldi. 4 tane top açma hakkımız var. Burada güzel futbolcular var. Goretzka da gelse iyi olur. Burada yüksek seviyelerden biri gelirse çok güzel olacak. Orta alana da Casemiro gelse işimize çok yarar. Barella'nın yanına yerleştiririz. Kaleciye de ihtiyacımız var. Oo, Bayern Münih'ten 8 numaralı formasıyla Goretzka geliyor arkadaşlar. Süper futbolcu çıkardık. İçerideki en güzel futbolculardan biri geldi. Bu harika oldu. Bizim orta saha ne kadar güzel oldu. Barella var, Goretzka var. İçerideki en iyi göbek futbolcularını çıkardık. Savunma biraz sıkıntılı ama orta alanımız iyi. Santrofor güzel. Kulusevski de var. Hücum da kurtardı. Ama hala kalecimiz yok. O çok büyük sıkıntı. Kaleye kimi yerleştireceğiz? Yoksa elimizdeki futbolculardan birini kaleye yerleştirmek zorunda kalacağız. Buraya geldiğimizde ah Ronaldo gelir mi? Şimdi buradan devam etmeyelim. Biz Championship'ten devam edelim. Oradan elimizdeki pozisyona futbolcu gelir diye çekiniyorum. Stoper falan var 2 tane. Buradan devam edelim. Kaleci gelmesi lazım. İçeride Handanovic var. Handanovic'i çıkarmalıyız. Yoksa kaleye futbolcu çekeceğiz. İspanya Ligi'nden kim gelecek? 5 yıldızlı. Barcelona'ya mı gidecek? Kim vardı Barcelona'da? Aa, Rafinha. Yapma. Tüh be. Kulusevski'yi çıkarmıştık biz. 2 tane çok iyi sağ açık futbolcusu var elimizde. Bir tane de sağ kanat o İspanya'dan. O İspanya'dan gelen sağ kanatı sağ beke çekeceğiz gibi görünüyor. Rafinha solda sağda kullanabiliriz. Açıklarımız çok güzel. Kulusevski, Rafinha. Zapata da forvet. Ofansif orta saha çıkaramadık galiba. Kaleci çıkarmamız lazım. Orta alana bir isim. O sağ kanat futbolcusunu orta sahada kullanabiliyorduk herhalde. Kullanabilirsek sağ beke bir adam gelmesi lazım ya da stopere. Bazı futbolcular birden fazla bölgede oynadığı için kadroyu ona göre kurabiliriz. Buradan devam edelim. Sonra son hakkımızı İngiltere'den değerlendirelim. Kaleci Handanovic. Gelmen lazım. Yoksa kale boş gibi bir şey olacak. İngiltere Ligi'ne gittik. Yap bir Saint-Maximin. Zaten elimizde o kadar kanat oldu. Aa, Casemiro geliyor. Süper futbolcu geldi. Orta sahamız taş gibi oldu. Hücum hattı mükemmel. Takımın savunma hattını saymazsak orta ve ilerisi çok iyi oldu. 3 tane orta sahamız. İçerideki en iyileri çıkardık. Açıklarımız Rafinha, Kulusevski, santrafor, Zapata. İleri altılı mükemmel. Son top açma hakkını İngiltere'den değerlendirelim. Bu kadar harika hücum hattına sahibiz. Ne yazık ki kalecimiz yok. Ben de bu Arjantinli kaleciyi çok da sevmem. Dünya Kupası'ndaki hareketlerinden dolayı biraz soğumuştum. Ama iyi bir kaleci. Özellikleri iyi. Şimdi burada stoper var. Saliba var. Onu sağ beke zorlanırsak çekeriz. Buradan devam etsek mi? Kaleci çıkarmamız lazım. İtalya paketi var. İspanya Ligi. İngiltere'den açalım. Biraz daha kendimi ona yakın hissediyorum arkadaşlar. Kaleci çıkarır mıyız? Son top açılımı. Yoksa kaleye hangi futbolcuyu yerleştireceğiz? Hadi be. Bir kaleci. Hep korktuğum şuydu. Ya kaleci gelmez ya da birden fazla kaleci gelirse. Yapar mı bir kaleci? Aha, aha. Olacak iş değil. O kadar ihtimal düşüktü ki. Ama yine de kaleciyi çıkardık. Son top açılımında. Çok sevmesem de ama kaleciye o kadar ihtiyacımız var ki. Martinez geldi. Kadro mükemmel oldu. 1. bölümden çok daha güçlü bir kadromuz var. Sadece bir tane pozisyonda sıkıntımız olacak galiba. Bölüm 1'den 1. bölümden çok daha iyi bir kadro oldu ama daha dengeli. Alınma sırası diyelim. Şimdi defansif orta sahamızı yerleştirdik. Orta alan ve hücum hattı çok iyi. Sağ açığımız Rafinha, onu sola da yerleştirebiliriz. Göbek Goretzka. Sağ bek, aa bizde sağ bek varmış. Ben unuttum. Sağ bek gelmedi zannediyordum. Doğru, sağ bekimiz var bizim. Bu çok iyi oldu. Ben bunu tamamen unutmuşum arkadaşlar. Video boyunca da hep sağ bek istedik, sağ bek istedik. O sağ kanat işi bozdu o zaman. Stoper futbolcusunu yerleştirelim. Milenković. Burada sağ kanatımız, evet, benim aklımı karıştıran buydu. Orta alanda kullanabiliyoruz kendisini. Bu çok işleri bozdu işte. Şu sağ beki stoperde kullanabiliyor muyuz? Keşke stoperde kullansaydık. Üçlü stopere de geçerdik. Şimdi biz şu açık futbolcumuz Kulusevski'yi yerleştirsek. Kendisi orta alanda falan oynuyor. Sol açıkta düşmekte. Şöyle yapalım. Göbek futbolcumuz Barella. Santraforumuz Zapata. Stoperimiz, bu stoper sol bekte oynayabiliyor mu? Zorlanırsak çekebiliriz aslında. Orta alanda da oynayabilmekte. Kalecimiz. Şimdi bizim sıkıntımız şu, nerede? Şu futbolcu oldu. Kanat futbolcusu. Yani sağa atsak orada da oynayamıyor. Sola atsak orada da oynayamamakta. Orta sahadaki isimlerimiz bu bölgelerde oynamakta. Casemiro'yu stopere çeksek. Şu yedekleri bir dolduralım arkadaşlar. Genel derece diyelim. Yedeklere rastgele isimler yerleştirdim ama bu konseptimizde yedekteki futbolcular hiçbir şekilde oynamıyor. Tamamen ilk 11'deki futbolcularımız maçı tamamlayacak. Şu kanat futbolcusunu nasıl oynatırız diye de düşünüyorum. Üçlü savunmaya geçsek bir stoperimiz eksik. Şu sağ bekte stoperde oynayamamakta. Yani kendisi mecbur sol bekte oynayacak. Mendes'i sol bekte kullanacağız. Öyle görünüyor. Kendisini sağ açığa falan atsak orta alanda falan kullanabiliyoruz. Birçok yerde oynayabilmekte. Barella'yı çeksek Goretzka, Casemiro, onlar da bu seviyelerde. Şöyle hemen değiştirelim. Biz onu sol bekte kullanacağız. Yine de güzel bir kadro oluşturduk. Yine birinci bölümde olduğu gibi bir pozisyon bize sıkıntı çıkardı. Ama diğer pozisyonlara baktığımızda orta saha ve hücum hattımız çok iyi. İsimler harika. Özellikle de bir ara kimi istediysek geldi ve son top açılımında kaleci çıkardık. En çok ihtiyacımız olan bölge en sonunda geldi. Çok heyecan verici oldu. Şimdi biz bu kadromuzla maça geçsek, e-Futbol Round 1 etkinliği vardı. En son orada da kalmıştık. Round 1'de 2 mücadeleyi tamamlamıştım. Şu 6 puan hedefleyim var. 2 tane galibiyet almamız lazım. Bir maça çıkalım bu kadromuzda. Henüz daha oyuncuları da güçlendirmedik. Bu halleriyle nasıl oynayacaklar? Rakibimiz geldi ama çok güçlü değil kadrosu. Evet, aramızda bayağı fark oldu. Ben böyle güçsüz bir kadro beklemiyordum. Form durumumuz normal. Rakibin kadrosu bu şekilde. Biz maçı oynamayalım. Hemen başta bırakalım. Öyle olsun. Rakibimize de 3 puan hediye etmiş oluruz. Şimdi biraz daha kadro gücü yüksek bir rakibe karşı oynayalım istiyorum. Bizim bu futbolcuları da test edelim. Daha iyi olur. Bırak diyelim. Kaybettiniz dedi. 5 tane maç oynama hakkımız vardı. Bir tanesi tamamlandı. Şimdi ikinci maçımıza geçeceğiz. 2 galibiyet yetiyor bize. Ya da 1 galibiyet 3 beraberlik. Rakibimiz geldi. Bu sefer de çok güçlü bir kadro geldi. Rakibin kadrosu bu şekilde. 4-1-2-3 dizilimi. Yedekler de çok iyi. İkinci maçta da rakibimiz oyundan çıktı ve kazandınız dedi. 3 puan aldık. Oyuncularımız birazcık ilerleme puanı aldı. Tamam diyelim. Şimdi biz bir galibiyet alsak burayı tamamlamış olacağız. Tekrardan maça geçelim. 2 maçı da oynayamadık. Birinden biz çıktık. Diğerinden rakibimiz. Rakibimiz 2331 kolektif güçlü geldi. Bu sefer de düşük kolektif güç geldi ama çıkalım sahaya. Maçımızı oynamaya çalışalım. Bir rakibin kadroya bakalım. 4-3-3 dizilimi. Aslında ilk 11'i fena değil. Yedekleri bayağı düşük. Yedekte güçsüz isimleri var. Rakibimizin menajeri Milesi. Paris Saint-Germain takımını seçmiş kendisi. Ya biz bu arkadaşımıza da hediye edelim en iyisi maçı. 2 maç hakkımız kalmış olacak. Biraz daha güçlü bir kadro gelirse ona karşı oynayalım istiyorum. Belki de tamamlayamayacağız da, öyle bir şey de olur. Bundan sonra 2 tane hakkımız var. Bir de kazanamazsak bir daha maçlara çıkacağız ama bir şekilde hallederiz güçlü bir kadroyla. Artık kim gelirse oynayalım diyecektim. Güçlü bir kadro geldi. 2689 kolektif gücü var. Hemen rakibin kadroya bakalım. 4-1-2-3 dizilimiyle geliyor. Yüksek seviyeli isimler. Adaylı sözleşmeden aldığı futbolcular var. Birçok adaylı sözleşmeden isim almış kendisi. Kendisini bekletmeyelim. Formalara da bakalım. Karışıklık olmasın. Tamam. Menajerlere baktığımızda rakibin menajeri Fernando Santos. Eski Portekiz milli takımının menajeri. Top çevirme oyun tarzıyla oynamakta. Casemiro. Kanat futbolcumuz. Sol bekte oynattığımız isim hemen ucuma geldi. Yerde. Casemiro tekrardan Rafinha'ya. Aradan geçirdi. Rafinha'nın ortamız. Zapata. Umarım Zapata vurmamıştır. Korner mi? Evet, korner. Topun başındaki isim kim? Casemiro. Duran topları o kadar kötü kullanıyor ki hiç ayarlamadık. İyi de kullanan yok elimizde pek. Şu 74'lük 77'lik var. Ona verelim. Sol ayaklıymış. Bir ters çizsek. Mendes'in ortası. Bir kafa vuruşu. Bir daha. Hadi be. Bir türlü vuramadılar. Vinícius Júnior, Erling Haaland, Lionel Messi. Top çıkmadı. Offside'de yok. Lionel Messi kaleyi gördü. Kalecimiz Martinez. Top hala rakibimizde. Güzel pas. Ortayı kapatalım. Ve şimdi hızlı çıkmamız lazım. Zapata. Ver Kulusevski'ye. Çok iyi. Büyük boşluk yakaladık. Orta sahada koşan isim Goretzka. Goretzka. Yolladık falsoyu 1-0. Kontrataktan hızlı çıktık. Ve golümüzü bulduk. Rakip sahadan etkili geldi. Kaptırdığı topta geride çok büyük boşluk verdi bize. Barella. Top kaybı. Goretzka. Şu Zapata'yı görsek. Hadi Zapata. Zapata. Ceza sahası dışından. Dudak uçuklatan şutumuz üstten out. Kaleci de çıktı ama kafaya koymuştum. Çok sert bir şut çıkarmayı. Biraz daha alçaktan vurması gerekiyordu. Topun dibine çok girdi. Rafinha'yı kaçırmamız lazım. Rafinha yerde. Ama Zapata gerilerden geldi aldı. Sol bekimiz. Topu sürdü. Zapata'yı görelim. Ortamız. Bir kafa vuruşu. Faul var ama. Herhalde faulü biz mi yaptık? Ya da avantaja bıraktı hakem. Etkili geldik. Forvetimiz Zapata'nın ortası. Van Dijk'a çıkarmış. Keşke avantaja bırakmasaydı. Faulü verseydi iyi olurdu. Kapmamız lazım. Çok tehlikeli geldi rakibimiz. Kulusevski. Haaland'la ceza sahası dışından şutu ama kaleci yeme bunu. Yememesi lazımdır şu şutu. Kaleci Martinez topu ağlarında gördü ve 1-1'lik eşitlik. Dakika 60. Sol tarafı görelim. Zapata'ya doğru bir ara pası. Casemiro. Tekrardan Casemiro. Rafinha. Bizim adamlar yoruldu galiba. Bir bakalım. Şimdi çıkarmayacağız. Böyle bir sıkıntımız var. Evet. Bu haliyle oynayacağız. Şimdi bu konseptimizde gelen futbolcuları oynatıyoruz. İşimiz zor. Şu dakikadan sonra işimiz çok zor. Casemiro aldı. Ortayı görelim. Barella. Tek pas ver. Zapata. Hadi be Zapata. Ağır kaldı. Biraz daha hızlı olması lazımdı. Hadi. Hadi çocuklar hemen çıkmamız lazım. Kulusevski döndü verdi pasını. Sağdan koşu yapan isim Barella'ya ulaşmadı. Aldık. Ortadaki adamımızı görsek. Hadi. Mbappé bizde de otomatik oyuncu değişikliği çıkmış. Ben otomatik oyuncu değişikliğini kapattım zannediyordum. Ama diğer maçta kapattık. Doğru. Bu kötü oldu. Yani ben ilk 11'deki adamlarla oynayayım istiyordum. Evet bizde oyuncu değişikliği oldu. Artık maçı böyle bitirelim. Kastanya yap ortanı be. Mbappe'nin kafası. Mbappé de işte öyle bir futbolcu ki girdi hemen bir gol. Bir tane daha şimdi atıyordu. Bizde otomatik oyuncu değişikliğiyle oyuna girenler var. Goretzka. Tekrardan Kulusevski. Bu savunma futbolcularımızı beğendim ama bu maçta iyi maç çıkardılar. Ve maç bitti. Otomatik oyuncu değişikliğini bir önceki maçta kapatmışız demek ki. Bu maçta açık kaldı. Mbappé oyuna girdi ve maçı kazandırdı. Kadrodaki futbolcular tabii erkenden yoruldu. Biz kendilerini maksimum seviyeye çıkarmadık. Çıkarsaydık daha geç yine biraz yorulurlardı. İkinci yarının başlarında enerjileri bitmişti. Ama yine de güzel futbolcular çıkardık. Sol bekte kullandığımız adam da büyük hata yapmadı. Rakip o taraftan çok gelmedi. Gelseydi orayı işleyebilirdi. Goretzka 7 derece. Çok güzel bir orta saha futbolcusu. Neymar bile oyuna girmiş arada demek ki son dakikalarda. Kalecimiz Martinez 5 dereceyi hak etti. O golü yemeyecekti ama. Her ne kadar yükseltmesek de yeme o golü. Çok böyle aşırı sert vurmamıştı. Rakipte de Kulusevski 7. 500'e futbol puanımızı da aldık. 2 tane mücadele kaldı. 9 puan ve 12 puan. Özellikle de 12 puan biraz sıkıntı. 5 maçta 4 galibiyet almamız lazım. 1100'e futbol parasına kadro kurduğumuz serimizin 2. bölümünde de güzel bir kadro oldu ama yine bir pozisyona futbolcu çıkaramadık. Kaleci gelmeseydi durum çok vahimdi. Örneğin şimdi herhangi bir futbolcuyu kaleye almak zorundaydık. Ya da 2 tane kaleci gelse diğer kaleciyi nerede oynatacağız? Ben öyle bir durum olsa ileride kullanırdım herhalde. Çünkü savunmada kullansam hata yapar, gol yedirir. Ya ofansif orta saha ya sağ açık sol açıkların birinde değerlendirirdim diye düşünüyorum. Hiç öyle bir şey yaşamadık. Birden fazla kaleci gelmedi. Sizler de inşallah en çok istediğiniz futbolcuya tek atarsınız arkadaşlar. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.